Rusya-Ukrayna savaşında çatışmaların merkezi haline gelen Bahmut'ta kritik bir gelişme yaşandı. Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeni Prigojin, Bahmut Belediye Meclisi binasına Rus bayrağı çektiğini duyurdu. Prigojin, gece saatlerinde yayımladığı videoda Bahmut'un artık yasal anlamda Rus olduğunu söyledi. Bahmut и командиры подразделений, которые Украина ise videoyu gösteri olarak nitelendirdi. Rusya'nın aylardır ele geçirmeye çalıştığı kasabanın hala Ukrayna kontrolünde olduğunu belirtti. Öte yandan Rusya'dan taraflar arasında tansiyonu yükseltecek bir hamle daha geldi. Kremlin taktik nükleer silahları Belarus'un batı sınırına yerleştirmeye karar verdi. Buna göre nükleer silahlar NATO üyesi Polonya, Litvanya ve Letonya sınırına konuşlandırılacak. Belarus'un söz konusu 3 ülkeyle 1250 kilometrelik sınırı bulunuyor.